Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Biden gelirse bizim için kötü efendim. Türkiye'nin çıkarları için Bittik. Trump gelmeli. ekonomi açısından. E, tamam da yani Trump da bize hani e, herhalde o kadar bayılmıyor ya da bayılsa evet. bile e, bunun Pentagon'u var, şusu var, busu var. E, Wall Street'i var, lobiler var. Bir yolla engelledi ama. Mesela Halkbank davasında şimdi Richard Berman diye. Ama nereye diyor. kadar? Evet Brennan e, Hayır, savcı düşürmedi. Evet. Halkbank davası bir, düşürmeye dediniz. İşte 1 Richard Mart'ta kırılığını. tekrar başlayacak ve Halkbank'ın ceza yememesi çok düşük ihtimal. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü Hakan Atilla Halkbank adına çalışan bir evet. görevliydi. Ve o Ceza yedi. E, ceza yedi. E, şimdi sen gidip de size ceza veriyorlar. Halk TV'ye ceza vermiyorlar diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yani sen bireysel olarak yapmıyorsun ki bu bankada hiç olmaz. Ve üzerine üstü yeni en son açıklanan işte kurye diyor ki Reza Zarrab'ın kuryesi biz 800 milyon dolar da attık Türkiye'de diyor. Şimdi biz kurye diyor. Aynısını Zerrap'ta diyor. Zerrap itirafçı. Bir de bizimki gibi böyle gizli itirafçı falan da değil. Adam şamalar çiziyor. Ben parayı buradan veriyordum. Buradan bakana gidiyordu yani. para. Para bakana gittikten sonra burada aklanıyordu. O buraya dağıtıyordu o buraya. Adam şama çiziyor. Sen buna hayır diye biliyor musun? Hayır. Paraları almadı diye biliyor musun? Hayır. Bu arkadaşlar herhangi Amerika'ya uğrayabiliyorlar mı? Hayır. E ceza verdin mi? Hayır. O zaman ceza yiyeceksin. Yani şöyle Türkiye'ye ait değil. BNP Paribas e 10 milyar dolara yakın ceza yedi. Anlaştı biraz indirdi. Standart Chartered Yani aklında da gelebilecek 40 banka, 40 banka Amerika'dan ceza yedi. Hepsi ödedi. Ve işin komik tarafı. Bu 40 banka ceza yerken bu banka çalışanlarından bir kişi bile hapis cezası almadı. Yani bir Türk aldı sadece. Banka çalışan diğerleri gitse onlar da Çünkü? E çünkü inanılmaz büyük bir ceza yiyecek. Halk kaldırılabileceği bir ceza olmayacak bu. Şimdi ödemezsen Halkbank'ın Swift sistemi yani bütün paralar dünyada gündüz dolaşır, geceleri Amerika'da uyur. Hiç değişmez bu. Yani dolar her dolar Amerika'da geceyi geçirir, sabah tekrar dolaşıma gider. Yani Amerika her dolarının her sentinin peşindedir bankacılık sistemi içerisinde. E sen gidip de Swift kanalını kesersen Halkbank'ın yapabileceği çok bir şey yok. E adamlar Richard Berman da illa cez yani hakim şu anda taraflı ve sen bu hakimi değiştiremez. E, taraflı kim, taraflı olarak karar verecek. Üzerine üstlük Türkiye sevmeyeni bir Amerikan başkanı başa geçecek Biden. Ü Kongre'den çıkmış Türkiye'ye yaptırım kararları var, katsa e, ve Biden ayın dördünde başkan seçilmiş ya, olacak. Ya bir şey söyleyeceğim Ocak başında sen bu konuda. Başlayacak. Çok e, hani kesin gözüyle bakıyorsun Gözlüyoruz. ama e, şimdi. E, Sırası gelmişken şu Trump'ın hastane macerasını bir konuşalım. Bakın Trump dün bizim saatlerimize göre dün hastaneden çıktı. Bir buçuk gün falan iki gün en fazla kaldı hastanede? Değil mi? Cumartı hafta sonu kaldı hastanede ve çıktı. Şimdi bir görüntüleri görelim hastane çıkışında. Sesini de azıcık veriver suçum. Şimdi bayağı çok kalabalık değil ama Amerika için fena olmayan ee, bir, biri de bağırıyor orada ben bu adam için ölürüm ölürüm diyor ne kadar tanıdık Amerika'da Türkiye'de fark etmiyor e, ama bir dakika tanıdık mı tanıdık 1 2 3 4 5 6 tane araba <laughs> i̇tibar itibar yerlerde. Ya koskoca Amerikan başkanı 6 de... arabayla mı gidiyorlar ya? Sen de nelere bakıyorsun ya? Yani, yani 80'den aşağı araba olur mu ya? Yani Çok dünya ayıp. lideri. Yazıklar olsun. Hiç itibar sıfır. 6 <laughs> tane araba. Allah Çakarlar biliyorsa zırhlı değildir bunların. Çakarlar yok. Tepede Çakar helikopterler yok. yok. Evet. Ya yani 6 araba şu arkaya bakın 6 araba. Normalde burada 80'den fazla araba, 2 tank, 3 helikopter, 4 tane de ambulans olmalıydı. Yani biz daha şahsını görmedik. Böyle, Yazıklar olsun. Eee Cemir şey tabii o, Tabii tabii Ne Akrepler, akrepler olmalı falan. Yani bizim gördüğümüz 80 araba olmalıydı en azından. Yani bu ne? Bu, bu rezalet ya. Evet, ben de kınadım abi. E, kimseyi de ezmiyor manyaklar. Yani insan iki kişi ezer şurada. Hiç. Ya <laughs> gözünü seveyim. <laughs> yani. Yazıklar ben dedim arası. yanlış konuk diye geldim. Ya yanlış. Dedim konuk. Vallahi ya şimdi var. şöyle bir şey var ama. Bak şunu da görelim de öyle geç. Bu adamın şimdi ben bu fotoğraf <laughs> e, hastanede yazıldı. Şimdi tabii bu Amerikan başkanı bu fakat Amerikan medyası da hakikaten e, medya itibarı diye bir şey varsa hani oradan bizim e, bakmamız e, gerekiyor maalesef. Şimdi e, hastanede bile çalışıyor başkan izlenimi doğurmak için böyle işte var ya çalışıyor gibi çek. Evet, kanka, evet, kanka derler ya. Aynen Instagram öyle. Instagram'a koyacak belli. Aynen öyle olmuş. Boş kağıda imza attı diye Amerika'da medyanın diline düştü. Şimdi e, diyorlar ki birileri gerçekten arada fark vardı. Seçime doğru iyice artık son düzlemdeler. İşte bir ay kaldı. E, ve e, tam bir ay yani tamam. Bir aydan bir gün eksik. Neyse. Ee, aradaki fark işte 7 puandı, 6, 6 puandı. puandı. Şimdi 2-3 puana bindi. Ee, daha da indirmek için mağduriyet e, yaratmak adına işte Covid oldum ben, ah ölüyorum Allah'ım zavallı ben diye kendini hastaneye attı diyenler var. Bunun tam tersine eğer bu bir oyunsa, senaryoysa Covid, ya bizim bu e, başkan da Hani hem yaşı var hem kilosu var hemen gidebilir diye aleyhine olacağını düşünenler var. Yo hakikaten korona olmuştur. Doktorlar orada yalan söylemez. Doktorlar orada eksik bilgi eksik veri açıklamaz diyen de var. Medya ne olursa olsun bunu ortaya çıkartır diyenler var. Söz meclisten dışarı. Sana göre. Şimdi şöyle. Kazanma meselesini özellikle merak ediyorum. Ya kazanamayacak, canım Biden kazandı. Bitti o maç benim için. Neye dayanarak bu kadar kesin söylüyorsun? Hastalığına da... dayanarak söylüyorum. Ha, 14 gün üzerine üstlük yani ilk evet, başta 15 Ekim'e kadar karantinada olacak. Hayır Temmuz başında %10'a yakın fark vardı. Trump. Hmm. Ağustos'ta bu 8'e 6'ya indi ama Ağustos Eylül boyunca inmedi. Orada kaldı. Yani demek ki artık iniş çok yavaşladı. Bir, ikincisi bu Covid öyle bir hastalık ki ha hastanede yatmışın ha evde yatmışın. Sonuçta senin ameliyat alma şansları yok. Yani o hastalık ilerliyor mu ilerlemiyor. Hastaneye eve de kurabilirsin. İki tane oksijen cihazı koyarsın. Bir tane solunum cihazı koyarsın. Evde de tedavi görebilirsin. Hastanede yani iki tane de doktor getirirsin başında durur. Yani hastanede yatmasıyla Beyaz Saray'da yatması arasında fark yok. O yüzden Beyaz Saray'a geçmesi iyileştiği anlamına gelmiyor. Yani öyle bir hastalık. Çünkü yapacak hiçbir şey yani yok. Tedavisi zaten yok. Söylüyor arasında. doktorlar. Diyorlar ki yani tamam kendisini iyi hissediyor. Bakın. Kendisini iyi hissediyor. Ama korona pozitif ve elbette ki yaşına, kilosuna bakılırsa kritik. Evet. Ama işte burada bakın şunu söyleyelim. Hasta değil. Baka. Ya dolayısıyla dolayısıyla girmiyor, verilere. <laughs> girmiyor verilere. Amerika'da girmiyor verilere. Türkiye'de <laughs> olsa hiç. Ya o şey bir de şey diyor Pardon, mesela. Da ya gidiyor. siz tamam yarın konuşacaksınız da. Ya ben yine aynı şeyden gideceğim. Filyasyon ekipleri var. Şimdi filyasyon ekipleri tamam canla başla çalışıyorlar. Hepsine bir şey demiyorum. Ama şey de kimlerle görüştün sorusunda verilen cevaplarda çoğunun evine uğramamışlar. Filyasyon ekipleri. Yani yok abi ben çaydim ya. Ya yani ben olayı birebir yaşadım. ulaşmamışlar. Ne yapayım yani ne, yalan mı söyleyeyim? ulaştık derlerse ha bu arada devamlı halk sağlıktan telefon ediyorlar ilçe emniyetten telefon ediyorlar evde misiniz falan oralarda sorun yok ama yani filyasyonda da bazı sorunlarımız var maalesef e yani